Ona masalı koy. O nereden çıktı? Hah, öyle. CD'ler var ya. CD'ler Derya'nın bıraktı. Bende de kasetler var. Daha eski teknoloji yani. Gerekirse bir gün anlatırım. İşte seni o sayede buldum diye düşün. Yani kaderlerimizin kesişmesi. İyi yapmışsın. Ne? Manyaksın falan ama sevdik seni. Şımarma. Sen de sarksın, çok eğlenceli oluyor. Gel, gel. Aa, çok iyi o. Evet. Çok iyi bence. Açar mısınız? Buyurun, hayrola? Oğlunuz oğlumu dövmüş. Nasıl? Oğlunuz diyorum, oğlumu dövmüş. Ama benim oğlum yok ki. Bir saniye. Candan, kızım. Gel. Kızım, Candan. Ha, kız mıydı? Tamam, bir şeyler olmuş demek ki. Ben onun adına senden özür dilerim. Uyaracağım tabii kendisini, bir daha böyle yaramazlık yapmayacak. Kusura bakmayın. Neyse, iyi günler. Kız çocuğundan dayak yemişsin. Geç bakayım şuraya. Tamam. Erkek ama. Küçük bir çocuk o da. Bizim sınıfta ama. Sen söyledin. Sana vururlarsa sen de vur diye. Vurdu mu sana? Sizin sınıfta. Tamam. Bir daha vurursa sen yine vur ona. Ama yavaş vur. Tamam. Vur bakayım şuraya. Yok, daha düz vur. Hı, bir de bununla vur. İşte böyle. Ama suratına değil, tamam mı? Omuzuna falan vurursun. Tamam. Anlasın sana vurulmaması gerektiğini. Kimse sana vuramaz. Tamam. Ya. Simit yaptım bize, ekşi mayalı. Kahvaltı hazırlayacağım. İstemem. Sordun mu? Tamam. O zaman bir şartım var. Bana başkanı anlatırsan kabul edebilirim. Neyin başkanı mesela? Niye başkan diyorlar? Ya futbol takımları var bunların. Böyle küçük mahallenin. Onların abisi, hamisi gibi bir şey yani. İşte formalar için para veriyor, yol masraflarını karşılıyor falan. Onlar başkan diyor, de herkes başkan diyor. İşte başkan o. Sen sever misin futbol? Sence? Evet. Üzgünüm sevgilim, anlaşamadık. Deplasmanda dersin soran olursa. Ha, Beşiktaşlısın. Yok, o tezahüratı seviyorum. Efsane Göztepe'liyim ben. Dört büyükler almadılar mı seni? Dört mü büyükler? Senin başkanla alakan ne? Takımın forveti falan mıydın? İlk aşk. İlk mi aşkın? Ya sen bu başkanı kocamla tanıştırdım demedin mi bana? Evet. Ovalık mı lan sizin orası? Böyle geniş geniş herkes. Oh, aile saadeti anasını satayım. Utanırsın. Başkan başka bir şey. Bak, ben bu masallara karşıyım. Karşıyım. Neden? Karşıyım. Çocuklara yanlış şeyler öğretiyorlar. Yani ne işi var kızın tek başına ormanda? Kırmızı başlıklı kızın ormanda ne işi var? Olmaz böyle şey ya. Ben olsam bunları böyle okumam. Ama. Bak, kendi istediğim gibi okumama izin verirsen ancak o zaman okurum, tamam mı? Tamam.
Evinde kalan kül kedisi, ki bak bu evinde kalması çok iyi. Ne işi var milletin balosunda, değil mi? Öyle değil doğrusu. Ne diyorum ben sana? Aa, madem ben okuyorum, bak bu kızın evinde kalması çok iyi, tamam mı? Yani bir de çocukları yanlış yola falan sevk ediyorlar ya. Ama sonunda başka şey oluyor ki. Tamam, onun da buluruz bir çaresini. Ya sen bunu okumamı istemiyor musun? Yok yok, tamam. Annesinin, babasının sözünü dinlemeyip baloya giden bu genç kızların başına neler gelmiş meğer. Evet, ben geldim, ben geldim. Şşş, oraya kadar. Şşş, tamam. Tamam, tamam. Teslim oluyorum. Bu kim ya? Bu Loli. Merhaba Loli. İçeride Asya. Kedi, evin gerçek sahibi yani. Bu da Şemsi. Şemsi mi? Böyle Şemsi mi olur ya? Şemsi benim ilkokul arkadaşım. Şemsettin. Erkek. Melisa mı diyeyim, ne diyeyim? Evde tavşan ne ola ki? Kimse için küçük. Bir de diğerlerini yer diye. Öyle. Okey, eyvallah. Aslında kahve içeriz ya, yani yaparsan. Kahve bildiğimiz kahve, düz kahve yani. Öyle başka anlamda olan asla değil, normal kahve. Hangi anlamda olan değil? Senin çocuğun var ya. Bu seni olduğundan böyle birazcık daha yakışıklı yapıyor, biliyor musun? Ben zaten olduğumdan daha yakışıklıyım. Zamanla itiraf ediyorsun. Önce biraz anlıyorsun, sonra büyüyor, büyüyor. Sonra sen anlıyorsun, bitiriyorsun dosyayı, kapatıyorsun. Sonra öbürü anlıyor, sonra öbürü. Hepiniz biliyorsunuz ama birbirinize itiraf edemiyorsunuz. Sonra bana mahkemede soruyorlar. Ütüyü kafasına niye vurdun diye. Beynindeki kırışıkları düzeltmek için dersin. Aa, çok mantıklı. Şemsi. Şemsettin. Başkan. Başkan. Kalk hadi. Biliyorum uyumuyorsun. Tamam. Ama bu sefer benim de bir çözümüm olacak. Geç. Şunu şuraya koyuyoruz. Şu fişini de takalım. Bak. Bundan sonra anlattıklarımı bu teybe kaydedeceğiz. Ve sen ben olmasam da ne zaman uyumak istersen bu teybi çalıştıracaksın. Kaydettiklerimizi, sesimizi kaydettik ya. Buradan bu masalları dinleyeceksin. Evet, şimdi çalıştırıyoruz. Bak, çalıştırıyoruz. Kim? Heh. Evet. Bu akşam neyi okuyoruz? Neyi? Kırmızı başlıklı kız. Babasının sözünü dinlemeyip tek başına ormana giden kırmızı başlıklı kızın başına gelenler. Bunu yiyince bir şey olmayacak değil mi yavruma? Hayır, babasına olacak. Faydalı mı bu? Faydalı. Ama kendin için soruyorsan senin için yapacak hiçbir şey yok yani. Seni hiçbir şey kurtarmaz, onu söyleyeyim ben. Ya sen benimle niye uğraşıyorsun? Seviyor musun yoksa beni? Hayır, insan sevdiğiyle uğraşırmış. Bir şey diyeceğim. Aşık mı oldun yoksa bana? Ben ölüyorum. Yani böyle o kadar aşık oldum ki yani itiraf da edemiyorum. Böyle içim bir tuhaf ya. Yani. O yüzden böyle tuhaf davranıyorum ben sana. Ulan değer misin? Benim faydalı yemeğimden değer misin? Anne. Bugün sana kitaptan olmayan, hiç bilmediğim bir masal anlatacağım. Olur mu? Bir varmış, bir yokmuş. Bir kız çocuğu.
küçük bir kız çocuğu varmış. Bu kız çocuğunun en büyük özelliği neymiş biliyor musun? Neymiş? Yok, olamaz, dur, dur, gidemezsin. Gözlerimin rengi dur, bulutlara dönemezsin.